kısa kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Shelby, I love the coffee. Did you like it? It's okay. Yes. You drank a lot of coffee. While studying, coffee makes you stronger, all right? But thank you, drank a lot of coffee in just 10 minutes. Look, coffee makes you stronger, all right? Yeah. I just want to say that it can be harmful to you. I just mean this. Look, I'm not going to sit and discuss you with this, all right? I'm in good shape. Okay. Coffee makes you stronger. Okay, I'm still. Shelby? Mm-hmm. What? I don't feel right. You see? I told you! I think I'm going to vomit! Arkadaşlar, bu haftaki bölümümüzde filminizdeki karakterinizin kendine iyi hissetmediği zamanlar için kullanabileceğiniz çift görme efektini nasıl yapabileceğinizden bahsedeceğiz. Görüntümüzü DaVinci Resolve'a import ettikten sonra alttaki sekansa sürüklüyoruz. Ve yapacağınız ilk şey ses ve görüntüyü birbirinden ayırmak. Bunun için ses ve görüntüyü seçip mouse'unuzun sağ tuşuna tıklıyorsunuz. Açılan pencerenin en altında Link Clips'e bastığınızda ses ve görüntüyü birbirinden ayırmış oluyorsunuz. Daha sonra sadece görüntüyü seçip alt tuşuna basılı tutarak mouse'unuzun sol tuşu basılı şekilde görüntüyü bir üst kanala taşıyorsunuz. Böylelikle görüntünün bir üst kanalda bir kopyasını oluşturmuş oluyorsunuz. Daha sonra bu üstteki görüntüyü seçip görüntünüzün özelliklerinde değişiklik yapabileceğiniz Inspector kısmını açıyorsunuz. Burada opacity değerini %50 olarak değiştiriyorsunuz. Ve karakterinizin görüşünü bozmak için burada hemen aşağıda görüntünün X ekseni üzerinde kaymasını sağlayan Position X değerini değiştirdiğinizde işte size çift görme efekti. Buradaki diğer değerlerle de oynayıp karakterinizin görüşünde daha fazla bozulmalar yapabilirsiniz. O artık sizin seçiminiz ve kararınız. Biz burada karakterimizin görüşünde zaman zaman bozulma ve düzelme olsun istediğimiz için bu değerlerin yanındaki elmas ikonlarına bastık. Böylelikle bu özellik hakkında yaptığımız tüm değişiklikleri program keyframe'ler oluşturarak hafızasına almış oldu. Bu görüntüdeki bozulmayı daha da abartmak için bir şey daha yapabiliriz. Onun için de bu iki görüntüyü seçip mouse'unuzun sağ tuşuna basıyorsunuz ve açılan pencerede New Compound Clip seçeneğini seçiyoruz. Böylelikle iki görüntüyü tek bir görüntü haline getirmiş oluyoruz ve bu klibe istediğimiz ismi veriyoruz ve Create'e basıyoruz. Böylelikle bir sonraki adımda işimiz daha da kolaylaşmış oluyor. Bir sonraki adım da bu görüntünün üzerine mouse'unuzun sağ tuşuyla tıklayıp açılan pencereden bu sefer de New Fusion Clip seçeneğini seçiyoruz. Böylelikle bu görüntüyü DaVinci Resolve 16'nın görsel efektler yapabileceğiniz Fusion paneline göndermiş oluyoruz. Burada bu iki görüntüyü Compound Clip haline getirmeseydik, yani Fusion paneline Compound Clip haline getirmeden gönderseydik, İki görüntü kullanarak yaptığımız bu çift görme efektini Fusion panelinde göremeyecekti. Fusion paneli onları iki ayrı görüntü olarak görecekti. Programın Fusion panelinde Media In 1 bizim yolladığımız görüntü, Media Out 1 de görüntünün en son hali. Bu panelde de Media In 1'i seçiyoruz ve Shift ve Spacebar'a aynı zamanda bastığımız zaman açılan pencerede DaVinci Resolve programında yapabileceğiniz efektlerin sıralandığı efekt kütüphanesi açılıyor. Buradaki kutucuğa Prism Blur yazdığımızda
çıkan bu Prism Blur efektini seçip Add seçeneğine basıyoruz. Böylelikle Prism Blur efekti Media In 1 ve Media Out 1 arasına yerleşiyor. Bu efektin çalışabilmesi için yine efektin kontrollerinin bulunduğu Inspector kısmında bulunan değerlerle oynamamız gerekiyor. Bu efektin de güzel çalışması için Inspector içerisindeki Blur Strength değerini öncelikle 0 yapıyoruz. Bu efektin çalışmasında önemli iki özellik var. Aberration Distance ve Aberration Strength. Bu değerleri arttırdığınızda görüntünüzün çok daha güzel bir şekilde bozulduğunu göreceksiniz. Burada yine değerlerin yanındaki elmas ikonları ile keyframe'ler oluşturabilirsiniz. Görüntüyü ne kadar bozacağınız sizin seçiminiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.